Şu an ekranda görmüş olduğunuz isimler bu videoya sponsor olan isimlerdir. Sizler de kanalımıza katıl abonesi olarak desteklerinizi gösterebilir ve bir sonraki videoya siz de sponsor olabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Excel'de yeni bir fonksiyonu anlatacağım. Bu fonksiyonu kullanabilmek ve yapabilmek için Office 365 kullanıcısı olmanız gerekiyor. Şu an anlatacağım Lambda fonksiyonu Gelmiş geçmiş en güçlü Excel fonksiyonu. Neden böyle diyorum? Bunun en büyük özelliği fonksiyon oluşturabilme fonksiyonu bu. Bu videoda bazı şeyler net olarak e, nerede işimize yarayacak, buna ne gerek var gibi sorularla karşılaşabilir bu konu. Ama emin olun önümüzdeki bir yıl 2 yıl içerisinde bu fonksiyona inanılmaz derecede ihtiyaç duyacaksınız. Çünkü artık Standart fonksiyonlar veri analizi, raporlama anlamında yetersiz kalmaya başlayacak ve çok hızlı, dinamik, interaktif raporlamalar için lambda fonksiyonuna ihtiyaç duyacağız. Lambda fonksiyonu 2021 yılının başlarında tanıtıldı ama sadece İngilizce versiyonlarda vardı. Ben şimdiye kadar bunu anlatmadım çünkü Türkçe olarak açık yayınlanmasını bekledim. 2021 Temmuz sonunda bu fonksiyon yayınlandı. Türkçe olarak kullanıma da sunuldu. Bu nedenle de bu e, Türkçe olarak bunu anlatmak istedim. İngilizce olarak anlatmak istemedim. Office 365 kullanıcısıysanız dediğim gibi bunu çok e, efektif bir şekilde kullanacaksınız. Şimdi fonksiyondan fonksiyon oluşturma nasıl bir şey? Ne demek? Biraz buna değinelim. Mesela e, şu an önümde bir tablo var, bir veri var. Şu sol taraftaki veri için yapacağım. Çok basit bir işlem yapmak istiyor olabilir. Mesela buradaki değeri 100 de çarpmak istiyor olabilirim. Bu benim standart kullandığım bir fonksiyon olabilir. Veya buradaki değeri 1.18 ile de çarparak bunun belki KDV'li değerini almak, hesaplatmak istiyor olabilirim. Bu benim için standart bir fonksiyon olabilir. Bu nedenle sürekli olarak çarpı 1.18 yazmak yerine kendi ait bir fonksiyon oluşturarak bunu daha dinamik hale getirebilirim. Yani şöyle eşittir lambda diyorum. Lambda fonksiyonunu biz asıl olarak ad yöneticisi içerisinde kullanacağız ki fonksiyon olarak tanımlayacağız. Lambda dedikten sonra parametre ve hesaplama kısmında bir tane değişken yazıyoruz. Ben buraya x yazıyorum. Siz isterseniz Ahmet yazın. isterseniz Mustafa yazın. Fark etmez. Bu sadece isimlendirme. Biz bu lambda fonksiyonunun diğer bir versiyonu çok daha komplike olanı tabi VBA tarafında kullanıcı tanımlı fonksiyonlar kullanırken yapıyoruz. Formülasyon tarafında bu ilk defa geldi. Aslında LED fonksiyonunda da benzer şeyler yapılabiliyor ama lambda kadar kapsamlı değil tabii ki. Parametre kısmına x'i yazdıktan sonra bu x'in nasıl bir işleme tabi tutulacağını seçiyorum. Mesela diyorum ki x çarpı 1,18 parantezi kapat. Buradaki x bilinmeyeni benim fonksiyonumun içerisinde tanımlayacağım yer. Şimdi en sona gidiyorum. Bir tane daha parantez açıyorum. Şuradaki 15'i seçip parantezi kapatıp Enter'a basıyorum. Şimdi hocam buna ne gerek var? Ben orada bir ile çarpardım. Burada bir sürü işlem yaptık dediğinizi duyuyorum. Şu kısmı şuradan kopyalıyorum arkadaşlar. Eşittir kopyala. Şimdi bunu sil. Formüller kısmından at yöneticisine gidiyoruz. Yeni diyoruz. Mesela KDV'li tutar diye bir isim veriyorum. Aşağıdaki alana da eşittir dedikten sonra az önce kopyaladığım fonksiyonu buraya yapıştırıyorum. Bakın x virgül x çarpı 1 18 şeklinde fonksiyon burada oluştu. Tamam diyorum. Bakın ismi kdv'li tutar. Kapata geliyorum. Burada kdv'li tutar yazmaya başladığımda karşıma çıkıyor. Seçtikten sonra parantez açıp ilgili hücreyi seçiyorum. Bakın yazdığım fonksiyon sadece bu kadar. Enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi bu artık Excel içerisinde yerleşik bir fonksiyon haline geldi. Office 365 kullanıcısı olan herkese bu kitabı gönderdiğinizde, bu Excel kitabını gönderdiğinizde bu fonksiyon onlarda da çalışacaktır. Bu fonksiyonu ayrıca dışarı atıp onların eklenti olarak yüklemesi şu aşamada mümkün değil. Bunu sadece VBA tarafında yapabiliyoruz. İki parametreli yapalım. Mesela X ve Y kolonlarından oluşan bir kısım olsun. Eşittir lambda. Bu sefer x dedikten sonra bir de ikinci parametre y parametresi diyeceğim. Buradaki x ve y tamamen sizin tercihiniz. o bir isim. Daha önce de söylediğim gibi. Mesela burada ne yapalım? x eksi y işlemi yaptırmak istiyorum diyelim. Bu en sona açtığım parantez aslında bakın x ve y'yi tanımlamak için. Ama at yöneticisi yaptığımda bu sondaki paranteze ihtiyaç yok. Çünkü ben bunu oluşturmuş olduğum fonksiyonu da kendim seçiyorum. Gidelim at yöneticisi. Mesela buna fark diyelim. Kopyalamış olduğum lambda fonksiyonunu x, y, noktalı virgül ayrıcı x eksi y yazıyorum. Tamam diyorum. Şimdi buraya gidiyorum. Eşittir. Fark dedikten sonra parantez içinde birinci parametrem, ikinci parametrem seçiyorum. Gördüğünüz gibi bunu, bu fonksiyonu artık Excel'in her yerinde kullanabilirim. Mesela şuraya geldim, 100, 200, yan yana olması da gerekmiyor. Şuraya geldim, fonksiyonu burada yapacağım mesela eşittir fark fonksiyonunu seçtim. Birinci parametrem, 100. İkinci parametrem, 200. Gördüğünüz gibi bu kendi içerisinde parametreye hangi değeri atarsa, ona göre işlem yapar. Mesela şurada şöyle bir şey yapalım. Şu değerin buradaki toplam içerisindeki payını almaya çalışalım. Bunu normalde nasıl yaparız? Eşittir şuradaki değer bölü topla buradaki alanı deyip basit bir şekilde yapabiliriz. Ama bunu sürekli yazmak yerine yine bir alan adı da oluşturarak daha dinamik, efektif hale getirebiliriz. Eşittir lambda diyorum. Birinciye mesela x diyeyim. İkinciye de aralık diyelim. Aralık isminde bir değişken oluşturalım. Peki bu x ile aralık nasıl bir işleme tabi tutulacak? Diyeceğim ki x bölü topla aralık. Parantezlerimizi unutmayalım. Yani burada x ve aralık şeklinde iki, iki değişken var. Bu iki değişken de şu işlemlere tabi tutulacak. Aslında işin özü bu. Şimdi buradaki alanı kopyalıyorum. Sonra at yöneticisine gidiyorum. Yeni diyorum. Toplam içindeki pay aslında bunu kullanabilirim. Şu ismi kullanabilirim fonksiyonda. Yeniden bir şey yazmayacağım. Az önce kopyalamış olduğum toplam aralığın toplamının daha doğrusu her bir değerin toplam aralığına bölünmesi parametrelerinde buraya yapıştırıyorum fonksiyonu. Ama bir yerde hata aldık. Fazladan muhtemelen parantezimiz var. Tamam dedim. Kapatıyorum. Şimdi buraya gidiyorum. Toplam içindeki pay fonksiyonunu seçiyorum. Aç parantezi. Birinci parametrem bu. İkinci parametrem de bu. F4 ile sabitlemeyi unutmayalım. İkinci parametreyi. Parantezi kapatıp Enter'a bastığımda ve bunları aşağıya çektiğimde gördüğünüz gibi dinamik bir şekilde %100 değerini de karşıma getiriyor. Şimdi bir de bir denklem Denklemlerde mesela matematiksel denklemlerde bunu kullanabiliriz. Ben iki tane basit denklem aldım. Pisagor ve izafiyet denklemlerini. Buraya bir fonksiyon yazacağım ve bu yazdığım fonksiyon bana a kare artı b kare eşittir c kareyi verecek. Şöyle yapalım. Lambda. Burada mesela a, b isimlerini vereceğim. Daha sonra a ile b'nin arasında nasıl bir işlem olacak? a kare. Bu arada bu işareti nasıl yaptım? Shift 3 tuşuna basarak üst işareti yaptım. Artı B kare. Parantezi kapat. Şimdi bu fonksiyonu kopyala. Daha sonra at yöneticisine git. Buna bir isim ver. Mesela Pisagor. Aşağıdaki alanı da denklemimizi yapıştıralım. Tabi eşittir koymayı unutmuyoruz. Başına tamam diyorum. Kapat. Şimdi gel buraya eşittir Pisagor. Aç parantezi A değerim. Bu B değerim de bu. Kapat, bas entra. Gördüğünüz gibi bu değeri aldı. Şimdi ben şurada bir yerde altı burada bir yerde de 12 diye bir değerim var. Mesela ben Pisagor'u burada hesaplayacağım. Hepsinin aynı yerde olması gerekmiyor. Farklı sekmelerde, farklı çalışma kitaplarında da olabilir. Dolayısıyla böyle lambda'yı neden kullanmam gerekiyor gibi bir düşünceye kapılmayın. Bununla fonksiyon yazabiliyoruz. Bundan daha ötesi yok arkadaşlar. Şimdi bu MC kareyi ben yapmayacağım. Aynı mantık. Bunu size ödev olarak veriyorum. Bunu uğraşın. Yapanlar aşağıya yorum olarak yazsınlar. Ben yaptığım şeklinde. Bir de şöyle mesela en çok tekrar eden diye bir fonksiyon oluşturalım. Burada şehirler var. Şu şehirler için bir fonksiyon yazacağım. Bu arada bu fonksiyon da şöyle bir kolonda hangi veri en çok tekrar ediyor onu bulmak için başka işlerinizde de kullanabilirsiniz. Indis diyorum. Indis dedikten sonra ilgili alanımı seçiyorum. Noktalı virgül en çok olan fonksiyonunu kullanıyorum. İçinde kaçıncıyı kullanıyorum. Bu alan kaçıncı yine bu alan içinde kaçıncı ve sıfır tam eşleşme parantezlerimizi kapatıp Enter'a basalım. Gördüğünüz gibi Yozgat değerini verdi. Ben şimdi seçmiş olduğum aralığın şu A1, A14'ün dinamik olmasını istiyorum. Dolayısıyla buraya bir isim vereceğim. Değerler diye bir parametre oluşturacağım. Bunu da kopyalayayım. Sonra şuradaki A1, A14 kısmına da yapıştırıyorum. Buraya da yapıştırıyorum. Sonra bu fonksiyonu biz lambda için alacağız. En başa gidiyorum. Lambda diyorum. Lambda değerler noktalı virgül ayrıca kapat. Değerler isimli parametrenin hangi işlemlere tabi tutulacağını burada bu şekilde belirtmiş oluyorum. Şimdi bu alanı kopyalıyorum. Sonra gidiyorum. At yöneticisine yeni diyorum. Buraya mesela ne diyelim? En çok diye bir e, en çok tekrar diyelim. En çok tekrar şeklinde bir isim verelim. Aşağıdaki alana da fonksiyonumu yapıştırıyorum. Şu şekilde genişleteyim siz de görebilin. Az önce oluşturmuş olduğum fonksiyon tamam tuşuna basıyorum. Bir yerde bir fazlamız var. Değerler indis. Şurada bir parantez fazlamız var galiba. Ya da eksiğimiz var. Evet en çok tekrar fonksiyonumuzu da oluşturduk. Şimdi buraya gidiyorum. En çok tekrara basıyorum. Parantezimi açıyorum. İlgili alanımı seçiyorum. Parantezi kapatıp Enter'a bastığımda bakın ne yaptı? Yozgat sonucunu getirdi. Ülkemizin en güzide şehri olan Yozgat'ı. Bunu şimdi bu fonksiyonu şurada da uygulayabilirim. Buradaki sayı alanında da uygulayabilirim. En çok tekrar isminde fonksiyonumu açıyorum. Parantezimi açıyorum, ilgili alanımı seçip parantezi kapatıp Enter tuşuna bastıktan sonra bu aralıkta en çok 2'nin tekrar ettiğini görüntüleyebiliyorum. Videonun başında da söylediğim gibi bu birazcık ne işime yarayacak izlenimine kapılmış olabilirsiniz. Eğer ki kendi fonksiyonlarınızı oluşturmak, standart fonksiyonlardan kurtulmak istiyorsanız bu fonksiyonu lambda'yı çok iyi öğrenmeniz lazım. Şu an bu videoda aslında anlattıklarım bu fonksiyonu öğrenmeniz için oldukça yeterli bir içerik. Önümüzdeki günlerde de bununla alakalı daha kapsamlı, daha karmaşık örnekler sizlerle paylaşırım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.